Selam gençler, Ferrum YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizin konusu genel gaz denklemi. Şimdi aşağıda iki tane örneğimiz var. Örnek 31 ve örnek 32. Bunların çözümüyle dersimize başlayalım. 27 santigrat derecede, sabit hacimle kapalı bir kapta bulunan Hocam, hocam, hocam. Hocam bir dakika soruya başlamadan önce bir şey sorabilir miyim? Yukarıda konu anlatımı var. Bu konu anlatımına hiç değinmeden soru çözümüne geçtiniz. Biz nasıl çözeceğiz bu soruları? diye sorabilirsin. Arkadaşlar aslında ben size konu anlatımda bayağı bir yer anlattım yani. Bayağı bir konu anlatımı anlattım. Siz eğer buraya kadar derse dikkatli dinlediyseniz o bilgilerle bu soruları çözebileceksiniz. Hocam bize PVNRT'den başka bir şey göstermedin. Bir tane formül verdim. Buradan her şey çıkar dedin ve geçtin. Başka bir şey görmedik. diyecek olursan zaten Gazların çoğu sorusu P ve ile çözülebilen sorulardır arkadaşlar. Öyle kompleks şeyler değildir. Yani gazlar gözünüzde büyüttüğünüz bir konu değildir. Bakın size konuyu anlatmıyorum. Konuyu anlatmadan şu anki yorumlama gücünüzle bu soruları çözebilirsiniz. Gelin birlikte bu soruları çözelim. Ardına konu anlatım yapalım. Yani tersten gidelim. Konuyu anlamadan soru çözelim. Soru çözdükten sonra konuyu anlamaya çalışalım. Tamam mı? Gel şimdi örnek 31'e tekrardan. Diyor ki 27 santigrat derecede sabit hacimli kapalı bir kapta bulunan 32 gram SO2 gazı 0.4 atmosfer basınç yapmaktadır. Kaba 16 gram daha SO2 gazı eklenip sıcaklık 227 santigrat derece çıkartıldığında son basınç kaç atmosfer olur? Arkadaşlar bakın gazlarla alakalı bir soruyla karşılaştığınızda yapmanız gereken ilk işlem param varsa ne rahat demek. Tamam mı? Yani ideal gaz denklemini yazma. Sonra Sabit olanlara eliyorsunuz. Bak sıcaklık 27 idi. 227 de var. Bak sıcaklıkta bir değişim var. Yani sıcaklık sabit değil. 32 gramdı. Dışarıdan 16 gram daha eklemiş. E molde de bir sabitlik söz konusu değil. Ama şurada bir sabit hacim var. He, sabit hacim değişti. dediği için hacmi sabitledim. Ren zaten sabit. E bu da gitti. Basınç 0.4 atmosferde Son basıncı süre. Demek ki basınç da değilmiş, e, değişmiş. Sabitimiz bu. Arkadaşlar Buradan denklem türetiyorsunuz. Nasıl denklem türetiyorsunuz? Hani ideal gaz yasalarında bahsetmiştik. Eşitlik varsa paydaya yazıyorduk. Yani burada şöyle bir denklem çıkartabiliriz. P1 bölü M1 çarpı T1 eşittir. P2 bölü N2 çarpı T2 Peki bu formülü nasıl türettik? Şöyle türettik. Şuraya bakın. Tamam mı? V'yi karşıya atayım. Yani sabitleri bir tarafta topluyorum. Sabit olmayanları da sol tarafta topluyorum. Her iki tarafı şu hani PVnRT var ya PVnRT'de her iki tarafı şöyle şeye bölsem işte nT'ye bölsem tamam mı nT'ye bölüyorum nT bak nT'ye böldüğün zaman şu n'le şu n şu T'yle şu t'ye gitti sonra her, ne oldu P çarpı B bölü n çarpı T eşittir R mi oldu R de sabit pardon V de sabit bu kez sabitleri sağ tarafa toplayacağız ya. Her tarafı V'ye bölelim. Her tarafı V'ye bölelim. Burayı V'ye böldük. Burayı da V'ye böldük. Şu V'ler gitti. E ne oldu? P bölü N çarpı T eşittir. R bölü V oldu. Bak. Burası ne? Sabit. Yani soruda bulduğumuz sabit. E şurası ne? Değişken. Yani birinci durumda P1 bölü m1 çarpı t1 eşittir sabit. E doğal olarak ikinci duruma da eşit. p2 bölü n2 çarpı t2 formülü böyle çıkardık arkadaşlar. Tamam mı? Yani Karşılıklıysa eşitliğin karşı tarafındaysa paydayı alıyorsunuz. Çarpım durumundaysa e, yan yana yazıyorsunuz. Tamam mı? Oran orantıdan çıkardık. Formül buradan çıktı. Yani bildiğiniz bilgilerden çıktı. Tamam mı? Normalde daha önce gaz yasalarında işte iki tane değil de 3 tane sabit oluyordu. Bu kez 3 değil 2 sabit oldu tek sabit de olabilir, sabit olmayan da olabilir. Fark etmez. Eğer size iki farklı durum kıyaslaması soruyorsa, yani ortada iki farklı durum, ilk durum ve son durum olayı varsa hep buradan bir tane formül türeteceksiniz. Tamam mı? Formülümüzü formülümüzü türettik. Türettikten sonra soruyu çözebileceğimizi düşünüyorum. Şöyle çizgi çekelim. Şimdi birinci durumda 27 derecede 27 derece Bas, ne kadar basınç elde ediyormuşuz? 0.4 atmosfer. P birimiz 0.4. Şimdi sıcaklığımız 27 Kelvin'e çevir 273 de topla 300 mi yapar? Sıcaklığımız 300 Kelvin. 27 santigrat derece ne yaptı? 300 Kelvin. Ee, 32 gram diyor. 32 gram kaç mol demek? En eşittir M bölü MA'dan formülümüz buydu. M'imiz 32. MA'mız SO2'ninki 64. Parantez içerisinde S ve O'nun MA'ları verilmiş. Bölersen e 0.5 mol yapar. Tamam mı? 0.5 mol. En birimiz bu. Eşittir. P2'yi bilmiyoruz. T2'miz sıcaklığımız 227 santigrat derece oluyor. Çevir kerdana 273 eklersen 300 500 mu yapar? 300 500 300 500 yazdık 500'ümüzü. Kaba 16 gram daha. Bak 32 gram vardı. 16 gram daha ekliyoruz diyor. Toplam kütlemiz kaç oldu? 48. Şimdi EMA'mız kaçtı? EMA'mız 64'tü. Her iki tarafı, her iki tarafı 16'ya bölsek 3, 16'ya bölsek 4 mi yaptı? E son durumdaki mol sayımız da 3/4'müş. Bunu da yazdık, tamam mı? Şimdi sadeleştirme yapacağız. Gelin sadeleştirmeyi birlikte yapalım. Şurada sol tarafta iki tane 0 var, sağ tarafta da iki 0 var. Bunlar birbirini götürdü mü? Götürdü. Çok güzel. 0 5'e bölsem 1 0.5'e bölsen 0.4'ü 0.8 mi yapar? Hocam 0.5'e bölünce nasıl 0.8 yapıyor? Şöyle yapıyor. 0.4 bölü 0.5. Bak şimdi. E, her iki tarafı 10 ile çarpıyorsun. Hatta 20 ile çarpalım. Tamam mı? 20 ile çarptığın zaman yukarısı ne yapar? 8 yapar. Aşağısı 10 yapar. 8 bölü 10. Bu da ne demek? 0.8 demek. Bak gördün mü 0.8 olduğunu? Gördün mü? İşler dışlar çarpımı yap. 0.8 çarpı 5 çarpı 3 bölü 4. Bak. 5 çarpı 3 bölü 4 buradan geldi. Eşittir. 3 P2. Tamam mı? Sadeleştirme yapacağız. Sağ taraftaki şu 3 ile bu 3 gitti. 4'e böldüm 1. 4'e böldüm 0 2. 0 2 çarpı 5 ne yapar? 1 mi yapar? P2'miz 1'e eşitmiş. Cevabımız C seçeneği. Olay bu işte. Örnek 32'ye bak. Örnek 32'de de farklı bir yöntem kullanmayacağız. Yine buna benzer bir yöntem kullanacağız. Aynı basınç altında ideal pistonlu kaplarda bulunan birinci kapta 5 gram neon gazı, ikinci kapta ise bir miktar karbondioksit gazı bulunmaktadır. Buna göre ikinci kapta bulunan karbondioksit gazı kaç gramdır? Şimdi gençler ne yapıyorduk? Öncelikle ideal gaz denklemimizi yazıyorduk öyle değil mi? Ardına sabitlerimizi siliyorduk. Aynı basınç demiş. Basıncı sildin. R zaten sabit sildin. E, miktarlar sabit mi? Bir de beş diğerini soruyor demek ki miktar sabit değil. Sıcaklıklara bak, sıcaklıklar sabit değil. Hacim, hani hacim sabit demiyor. İdeal pistonlu kap, yani kap yukarı aşağı gidebilir, hacim değişebilir, hacim de sabit değil. Böyle bir eşitlik gördün. Böyle bir eşitlikte kullanacağın denklemle az önce öğrendin V1 bölü m1 çarpı T1 bak. Karşıdaysa aşağı, paydaya yazıyorsun. Eşittir V2 bölü m2 çarpı T2. Tamam mı? Formül bu. Burada yerine koyacaksın artık. V1'in V1'in hacmin 1 litreymiş. Molün 5 gram neon diyor. 5 gram neon kaç mol yapar? En eşittir bölü MA'dan 5 gram bölü MA'sı 20'den 1 bölü 4 mü? Yani 0.25 mi yaptım molün? Molün 0.25 çarpı sıcaklığını kelvin'e çevirmen lazım. 273'ü kelvin'e çevirirsem 546 mı yapar? 546 kelvin eşittir. Eşittir. Biraz daha yukarı kaldırmak istiyorum. Kafama gelmesin. Son durumdaki hacmimiz. Yani şuradaki hacmimiz ne kadar? 0.5 litre. Tamam. Bölü. Molümüzü biliyor muyuz? Bilmiyoruz. X. E sıcaklığımız 0 santigrat derece. kelvin'e çevir. 273 mü? Bak şimdi burada karbondioksitin önce molünü bulacağız. Sonra da M ağısını biliyoruz. Kütlesini çıkartırız. Şimdi 273'e bölsen 1. 273'e bölsen 2. 2 kere 0.25 ne yapar? 0.5 mi yapar? İşler dışlar çarpımı. X eşittir. 0.5 çarpı 0, 5'ten ne yapar? 0.25 mi yapar? X'imiz 0.25 mol mü? Bu X neydi? karbondioksitin dioksitin molüydü. En karbon dioksitte. 0.25 0.25 dediğin şey 1 bölü 4'tür. Eşittir. Karbon mono, dioksitin Hani form mol ne eşitti? N eşittir M bölü MA'ydı. M'ini bilmiyoruz. MA'sı ise karbon 12 oksijen 16'dan 44 mi yapar MA'da? Evet hocam 44 yaptı. Sadeleştirme yapacaksın artık. 4'e böl 1, 4'e böl 11. İşler dışlar çarpımı yaparsan M eşittir 11 çıkar. Tamam mı? Cevabımız A seçeneği. Böylelikle bu soruyu da çözmüş olduk. Şimdi gençler. Önce soruları çözelim. Ardına konu anlatımı yapalım demiştik. Soruları çözdük. Şimdi ise konu anlatımındayız. Olay şu. Bir gazın farklı iki durumu karşılaştırırken ya da iki farklı gaz karşılaştırırken genel gaz denklemi kullanılabilir. Eyvallah. Genel gaz denklemi de budur. Bitti. Tamam mı? Şimdi bu formülü aklınızda tutamayabilirsiniz. Düşüncesiyle formül türetmeyi gösterdim ben size. Artık formül türetmeyi biliyorsunuz. Bildiğinizden dolayı bundan sonra sorular çok rahat bir şekilde cevaplayabilirsiniz bence. Şimdi ee, burada ga ideal gazlarla alakalı grafikler var. Grafik okumadan biraz bahsedeceğim. Grafik okumalarda görelim. Ondan sonra dersi sonlandıracağım. Sonraki derste ise soru çözümü yapacağız. Buradaki soruları çözmek istiyorum. Çünkü gazlarla alakalı sıkıntı yaşayan arkadaşlar vardı belki de. Birlikte çözelim. Soru üzerinde konu anlatımı yapalım. Direktten diğer dersi soru çözümü yapacağım. Şimdi burada Grafik soruları nasıl okumalıyız? Biraz buna değineceğim. Çok da değinmeyeceğim. Sorularda göstermek daha güzel oluyor. Sorularda göreceğiz. Ama burada da hafiften bir değinmiş olalım. Arkadaşlar. Mol sayılara aynı olan gazların PV grafiklerini verdi size. Ve sıcaklıklarını karşılaştırın dedi. Dedi ki aynı miktardaki işte x gazının farklı sıcaklıklardaki şeyleri nedir? Eee karşı sıcaklıklara oranı nedir diye sordu gibi. Bu tarz sorular nasıl cevaplıyorsunuz? Bu tarz sorular cevaplan yöntemi şu. Eğer bir grafik sorusu görürseniz yine önce PVNT NRT yazacaksınız. Tamam mı? Sonra sabit olanları sileceksiniz. Sabit olan ne var? Ay, mol sayıları aynı değil, değil mi? Bu var. Sonra R sabit. E hocam böyle 3 tane sabit olmayan çıktı. Size de sıcaklığı soruyor. Eğer size sıcaklığı soruyorsa sıcaklığı ne ile karşılaştırabilirsin? Ya hacimle karşılaştırırsın ya basınçta. Kısaca sıcaklıkları soruyorsa şuradakilerden birini daha sabitlemen lazım. Grafiğe baktın. Grafikte P ya da V. İstediğin birini sabitle. Hocam ben V'yi sabitlemek istiyorum. Nasıl sabitleyeceksin? Geliyorsun V sütununa. V sütun neresi? Burası. Şöyle V'yi tek bir çizgi haline getirmek. Sabit oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya artacak olsa hepsini 5'te eşitledik. Tamam mı? V de sabit artık. V de sabit olunca basınçta sıcaklık doğru orantılı oldu mu? Yani basınç 1 ise sıcaklık da 1. Basınç 2 ise sıcaklık 2. Niye eşitlik var? Doğru orantı. E doğal olarak basıncı yüksek olan T'si yüksektir diyeceksin. Hangisinin basıncı yüksek? Bak şu T1'in basıncı, şu T2'nin basıncı, bu da T3'ün basıncı. 0, 1, 2, 3, 4, 5 de yukarı doğru gidecek olsa T1'in basıncı daha yüksek. Tamam mı? Olay budur işte. Grafikleri hep böyle yorumlayacaksınız. İşte sağ tarafa gel. Şuradaki grafiğe gel. Aynı sıcaklıkta farklı miktarlardaki gazın PV grafiklerini vermiş. Mollerini karşılaştır diyor mesela soruda sana. Ne PV yazıyorsun sen. Tamam mı? PV Diyor ki aynı sıcaklıkta. Sıcaklık aynı olduğuna göre sıcaklığı sabitledim. Bu zaten sabit. Mollerini soruyor. Ya P'yi ya da V'yi sabitleyeceksin. Az önce V'yi sabitlemiştik. Bu kez de P'yi sabitleyeceğiz. Nasıl? P'nin olduğu kısma gelip oradan düz bir çizgi çizeceğiz şöyle. Tamam mı? Hani 0, 1, 2, 3, 4 diye gidiyorsa hepsini 3'te eşitledim. Sallıyorum. Sonra bak P'yi sabitledin. V eşittir. N mi oldu? Bu ne demek? V 1 ise N de 1. V 2 ise N de 2. Yani burada bir doğru orantı var. V'si büyük olanın N'i de büyüktür. Ona bakacağız. Ona bakıyoruz. Şu N eşittir 3'ün V'si. Şu N eşittir 2'nin V'si. Bu da N 1'in V'si. Bak V0, 1, 2, 3, 4 diye gidecek olsa hangisinin V'si daha büyük? N1'inki. N1 büyük, N2 büyük, N3. Grafikleri işte tam olarak böyle yorumluyorsun. Aşağıdakilerde farklı mantık değil. Hepsi aynı mantıkta. Ve bunları da e, hani sen kendin anlamaya, kavramaya çalış. Hadi sadece bir tane daha çözeyim. Ondan sonrasını sen yap. Neyi alayım? İşte şu şurayı alıyorum. Diyor ki Sabit basınçta mol sayıları farklı olan gazların demiş mol sayılarını karşılaştır. Şimdi PVnRT yine yazıyorsun. Tamam mı? Sayısal soru sorsa da PVnRT yazıp olayı çıkartıyorsunuz. Sormaz. Söz yazı sorsa da, yorum sorsa da, grafik sorsa da PVnRT yazıyorsunuz. Yani bu kadar kullanışlı bir formül. Basınç sabit demiş. Gitti. R zaten sabit. Sana en kıyaslamalarını soruyor. Yani mol sayılarının kıyaslamalarını soruyor. Ya sıcaklığı sabit edeceksin ya da hacmi. E, ters orantı var. Bence sıcaklığı sabit etmek işimi daha da kolaylaştırır. Sıcaklığı sabit ediyorum. Sıcaklığı şurada sabitledim. Bu ne anlama geliyor? V1 ise n 1 V2 sen N2 hacimle sıcaklık doğru orantılı. Yani hacmi büyük olan molü daha büyüktür. Baktığın zaman hacmimiz neresi? Şurası 0, 1, 2, 3 diye gidiyor. Hangisinin hacmi daha büyük? n 1in Demek ki n 1 N2'den o da N3'ten büyük. Bu şekilde grafikleri yorumlayabilirsin. Evet. Bu dersin sonuna geldik. Bir sonraki dersimiz soru çözüm dersi olacak. Önemli bir soru çözüm dersi olacak. Soru çözüm dersi diye atlama. Yani burada biliyorsunuz soru çözümler üzerinde de bir nevi konu anlatıyorum. Diğer derste görüşürüz. Kendine iyi bak.